Cacık TV'den herkese merhaba. Covid-19 salgınının Avrupa bölgesinde yaygın olarak görülmesi, ülkeler arası seyahat yasaklarını da beraberinde getirdi. İlk koronavirüs vakasının 26 Şubat 2020 tarihinde İtalya'ya seyahat eden 38 yaşında bir kadında saptandığı Yunanistan'da karantina dönemi artık sona erdi. İlk vakadan tam 14 gün sonra kafe, restoran, sinema, kuaför, spor salonu gibi işletmeler hızlıca kapatıldı. Tam 10 gün sonra ise sokağa çıkma yasağını da devreye sokan Yunan Başbakanı Mitsotakis, ülkedeki vakaların yüksek sayılara ulaşmasını engelledi. Yunanistan, geçtiğimiz günlerde karantina döneminden normal hayata geçiş yaptı. Birçok kafe, bar, restoran, sokaklara masa ve sandalyeler ekleyerek, fiyatlarında da indirim uygulayarak halkı tekrar eski günlerine davet etti. Bu tarz işletmelere misafir olarak giden kişilerin maske takma gibi bir zorunluluğu bulunmazken, çalışanların ise maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Normalde pazar günleri kapalı olan mağazalar karantina sonrasında açılarak kapılarında uzun uzun kuyrukların oluşmasına sebebiyet verdiler. Evde kal sloganı artık yerini sokağa çık dönemine bıraktı. Yunanistan'da yaşayanlar havanın da güzelliğini fırsat bilerek evlerinden uzaklaşarak adalarda bulunan yazlıklarına ya da bir süredir kısıtladıkları alışkanlıklarına geri döndüler. Yunanistan'da 1 Haziran'dan itibaren lokanta ve kafelerdeki fiyatların yanı sıra uçak, gemi, tren ve otobüs fiyatlarında da KDV %24'ten 13'e düşürüldü. Özellikle başkent Atina'da birçok özel sahil işletmesi deniz sezonunu açtı. Bu konuda da tabii ki belirli düzenlemeler söz konusu. Özel plajlarda güvenlik ekipleri tarafından mevcut şezlong sayısına göre plaja giriş yapabiliyorsunuz. İki kişiden fazla bir grupla plaja gidiyorsanız toplu bir şekilde vakit geçirme şansınız kısıtlanabilir. Şezlonglarınızı mesafeli bir şekilde yerleştirerek güneşin ve denizin tadını çıkartabilirsiniz. Atina'da denize gitmek için şehir merkezindeki birçok yaşam alanından toplu taşıma kullanarak plajlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Karantina bitmiş olmasına rağmen toplu taşımada hala maske takmak herkes için zorunlu bir eylem. Bu konuda ise dikkatimi çeken husus, oturarak gitmesi gereken yolcu sayısı belirlenmiş, ayakta alınacak yolcu sayısı ne yazık ki belirlenememiştir. İki kişilik koltukta bir yanı boş olacak şekilde önlemler alarak sadece tek kişinin oturmasına müsaade edilirken, ayakta alabildiği kadar yolcu alarak seferlerine devam eden otobüslerde kucak kucağa giden maskeli insanları gördüğünüzde şaşırmamanız gerekir. Ekonominin önemli bir kısmını oluşturan turizm faaliyetlerini çok yakında tam anlamıyla başlayacak olan Yunanistan, belirli ülkelere sınırlarını açmaya hazırlanıyor. 2010-2018 yılları arasında kurtarma paketleriyle ayakta kalan Yunanistan, tam da toparlanma sürecine girmişken salgından dolayı ekonomik anlamda olumsuz etkilendi. Plajları, adaları ve tarihi yapısıyla dünyanın her yerinden turist çekme potansiyeline sahip olan Yunanistan, 29 ülkeye kapılarını 15 Haziran 2020 tarihiyle açıyor. Türkiye'den Yunanistan'ı son yıllarda artarak devam eden turist akını çok yüksek ihtimalle 1 Temmuz tarihiyle beraber Yunanistan Turizm Bakanı tarafından yapılacak olan yeni açıklamayla beraber tekrardan Türkiye'den gelecek turistlere kapılarını açacağına inanıyoruz. Şu an için ülkemizdeki vaka sayısının fazla oluşu 29 ülke arasında Türkiye'nin yer almamasının sebeplerinden bir tanesidir diyebiliriz. Caciki TV olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.